Herkese merhabalar. 24 Nisan 2022 97. dönem sınav soruları yayınlandı. İkinci bölüme başlıyoruz arkadaşlar. 51. soruyla 100. soru arasını değerlendireceğiz arkadaşlar. Hemen sorulardan başlıyorum. 51. sorumuz şöyle. Sedye ile taşıma tekniği ile ilgili hangi şık yanlıştır diye bir soru gelmiş. Tabii ki güçlü olan ilk yardımcı hastanın ayak kısmında olmalıdır. Yanlıştır. Hastanın baş kısmında olması gerekir. Cevap Adana seçeneği. 52. soru yüksek ateş nedeniyle oluşan havale ile ilgili yazılanlardan hangisi yanlıştır? Genellikle 10 yaşından büyük çocuklarda görülür. Tabii ki yanlıştır arkadaşlar. 6 ayla 6 yaş. Çocuklarda yüksek ateş daha fazla görülüyor. 53. sorumuza hemen bakalım. 53. sorumuz. Evet. Suda boğulmalarda yapılacak ilk yardımla ilgili verilenlerden hangisi yanlıştır? Hasta sırt üstü yatırılıp karnına bastırılarak yuttuğu sular çıkarılmaya çalışılır. Tabii yanlış bir uygulama, suda boğulma durumunda hemen arkadaşlar suyu çıkarmak için tabii ki sırt üstü yatırılmaz. Evet, Ceyhan seçeneği yanlış. 54. sorumuza bakalım. Aşağıdaki yaralı taşıma tekniklerinin hangisini uygulamak için en az 2 kişi gereklidir? Kollar ve bacaklardan tutarak. Taşıma, tabii ilk yardım çok çok önemli arkadaşlar. Kanalımızda, YouTube kanalımızda ilk yardım sınav sorularını da mutlaka, ehliyet sınav sorularını da mutlaka çözelim. Çok çok önemli sınav soruları özel güvenlikte de çıkıyor. 55. soru, özel güvenlik görevlisi Hasan bilinci kapalı bir kişiyle karşılaştığında solunum yolunu en çok kapatan unsur olarak öncelikle neye dikkat etmesi gerekiyor? Tabii ki solunum yolunun dile dikkat etmesi gerekir. Cevap Denizli seçeneği. 56. soru, aşağıdakilerden hangisi ani gelişen doğal afetler içerisinde yer almaz? Doğal afetler içerisinde deprem, çığ, tsunami ve sel yer alır, kuraklık yer almaz. Bursa seçeneğidir. 57. soru, aşağıdakilerden hangisi B sınıfı yangınların özelliklerinden değildir? Parlayıcıdır, alevli yanarlar, su ile söndürülemezler, boğma yöntemiyle söndürülürler ama kor oluşturarak yanarlar, yanlıştır. Arkadaşlar cevap Denizli seçeneği. 58. soruya bakalım. 58. soru, aşağıdakilerden hangisi afet tanımı içerisinde yer almaz? Toplumun baş etme kapasitesi yeterlidir. Afette hiçbir şekilde baş edilmez arkadaşlar. Fiziksel kayıp doğurur, sosyal kayıplar doğurur, ekonomik kayıplar doğurur. Normal hayatı insan faaliyetlerini durdurur. Kesinlikle değil mi? Afetler çok tehlikeli. Tsunamiler. Evet, hemen bakalım 59. sorumuza. 59. sorumuz arkadaşlar, ahşap, kağıt, tekstil, şeker ve benzeri ürünlerin yangınlarında en etkili söndürme tabii ki sudur. A seçeneği doğru cevap. 60. soru, ülkemizde tüm acil durum birimlerinin aynı çatı altında toplandığı ihbar numarası 112 acil servistir. 61. soru, bir yangının söndürülmesi esnasında oksijen ile temasın kesilmesi yangın söndürme yöntemlerinden hangisine girer? Tabii ki boğmaya girer. Bakın arkadaşlar, bu her 3 soru da daha önceki sınav soruları içerisinde birebir noktası virgülü aynı. Sorular tamamını dikkatli bir şekilde çözmek tabii ki önemli. Arkadaşlar dikkat etmek lazım, bakın. Evet, hemen geçelim şimdi diğer sorumuza.
Evet. 62 ve 63. 62. soruya bakalım. Kullanılmış veya bazı sebeplerden dolayı içerisindeki itici gazı azalmış yangın söndürme cihazının manometresindeki ibre hangi boyalı alanı gösterir? Tabii ki kırmızı alanı gösteriyor. Cevap Bursa. 63. soru. Aşağıdakilerden hangisi deprem anında yapılması gereken doğru davranışlardan biri değildir? Diye bir soru gelmiş. Bakın. Evet. Asansörü kullanarak derhal bulunduğunuz yeri terk ediniz. Tabii ki asansörde kesinlikle ne yapılmaz arkadaşlar? Kullanılmaz değil mi? Deprem anında. Yanlış cevap. Evet. Her iki soru da yine daha önceki sınavlarda çıkan sorular. 64. Aşağıdakilerden hangisi madde bağımlılığı ile mücadele çözüm merkezinden birisi değildir? Alo 191, Yadem, Ametem, Çematem, Kades. Arkadaşlar Kades değildir madde bağımlılığı ile ilgili. Kades'in açılımı nedir? Kadınların ve çocukların maruz kaldıkları şiddetleri engellemek için değil mi? Son dönemlerde kurulan Kades. Evet. Cevap deniz seçeneği. 65. soru aşağıdakilerden hangisi bağımlılık oluşturan maddelerin vücuda temel alınma yollarından birisi değildir? Bakın solunum yoluyla alma, iğne kullanarak alma, toz halinde burundan çekerek alma, yutarak alma, tabi deri üzerine sürerek alma değildir denizli seçeneği. Evet, hemen 66. sorumuza geçelim. 66. soru gelsin arkadaşlar. Evet, bakın. Bir özel güvenlik görevlisinin görevi esnasında bireyler ile kurmuş olduğu iletişimde iletişim kurma nedenlerinden en önemlisi aşağıdakilerden hangisidir diye bir soru sorulmuş. Tabii ki etkilemek, yönlendirmektir. Doğru seçenek Edirne seçeneği. Evet. 67. soru sağlıklı ve etkili iletişimin ilk şartı hangisidir? Kendinizi tanımaktır değil mi? Denizli seçeneği doğru cevap. 68. soruya bakalım. Aşağıdakilerden hangisi iletişim sürecinin amacıdır? Evet. Arkadaşlar anlaşılmak değil mi? İletişim sürecinin amacı. 69. soru aşağıdakilerden hangisi iletişimi etkileyen sosyal özelliklerdendir? Resmiyet ve samimiyet. Evet, Edirne seçeneği doğru cevap. 70. soruya bakalım. İnsanların duygularını gösterdiği en belirgin bölgesi neresidir? En belirgin bölge tabii ki yüz bölgesi. 71. soru iletişimde kullanılan en etkili iletişim kanalı hangisidir? En etkili iletişim kanalı beden dilidir arkadaşlar. Cevap Adana seçeneği. 72. soru iyi bir dinleyici olmak için aşağıdakilerden hangisinden kaçınmamız gerekmektedir? Yargılayın, değil mi? Yargılamaktan kaçınmak gerekiyor. Denizli seçeneği doğru cevap. Hemen 73'e geçelim. Zaman kaybetmeden arkadaşlar. Evet, 73. soru. Bakın sorular daha önceki sınavlarda çıkan sorular arkadaşlar. Tüm soruları çözerseniz aynısı olduğunu göreceksiniz. Ön yargı nedir?
bir kişi ya da olaya ilişkin yeterli bir bilgi edinmeden önceden peşin bir karara varmış olma durumudur. Ön yargı. Evet. Cevap tabi burada Ceyhan seçeneğidir. 74. Özel güvenlik görevi sağlıklı bir empati becerisi gerektirir. Empati aşağıdaki tanımlardan hangisi? Empati neydi arkadaşlar? Empati daha önceki sınavlarda defalarca çıktı. Kendimizi başkasının yerine koymak, onun yerine koyarak onun gibi düşünmek, değil mi? Anlamaya çalışmak. İletişime girdiğimiz kişiyi anlamaya çalışmak, onun yerine kendimizi koymaktır empati. Evet, empati de önemli. 75. sorumuza geçelim. 75. sorumuz şöyle. Aşağıdakilerden hangisi duygu ve düşüncelerimizi görüp yaşadıklarımızı karşımızdakilere sözcükleri seslendirerek gönderme, iletme işidir? Tabii ki konuşma, değil mi? Evet. Ceyhan seçeneği. 76. İletişimin başarısında kanal seçimi neden önemlidir? Mesajın başarılı şekilde iletilmesini kolaylaştırmak için, değil mi? Cevap Denizli seçeneğidir. 77'ye bakalım. İletişimde insanların birbirini yargılaması aşağıdakilerden hangisine neden olur? İletişim engeline neden olur? Bursa seçeneği doğru cevap. Hemen arkadaşlar 78. sorumuzda geçebiliriz. Bakın 78. sorumuz. Deprem, yangın ve sel gibi doğal afetler ile topluluk içine patlayıcı madde atılması gibi durumlarda kalabalığın içerisinde oluşabilecek paniği önlemek ve sakinleşmesi için güvenlik görevlilerinin aşağıdaki tavırlardan hangisini yapmaları daha doğru olacaktır? Tabii ki ses yükseltici cihazlarla veya yüksek sesle bağırarak grubu sakinleştirmeye ve paniği önlemeye çalışmak. Cevap Edirne seçeneğidir. Hemen 79'a bakalım. Göz yaşartıcı gazların insanların üzerindeki fizyolojik etkileri konusunda aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Kulaklarda yanma olur. Söylenemez. Arkadaşlar, evet. Cevap Ceyhan seçeneğidir. 80. soruya bakalım. Üniversitede gerçekleşen tüm öğrenci eylemlerine katılan üniversite öğrencisi Ahmet, arkadaşlarının yanında bir statü kazanmak adına hareketlerinin nereye gideceğini düşünmeden ani çıkışlarla hep en önde yer almaya çalışmaktadır. Ahmet bu hareketleriyle farkında olmasa da eylemlerin sürekli olmasını sağlamakta ve yaptığı eylemlerde yasa ve sosyal kurallara herhangi bir aykırılık görmez ve sorumluluk hissi duymaz. Ahmet bu topluluk içerisinde hangi tip kişi olarak değerlendirilir? Tabii atılgan olduğunu değerlendirilir. Denizli seçeneği doğru cevap. Hemen 81. sorumuza geçelim. Kimyasal maddeler katı, sıvı, gaz olmak üzere üçe ayrılıyor. Bu maddeler kullanılırken bulundukları hal, kullanım amaçları ve yayılacakları alana göre farklı yayma yöntemleri geliştirilmiştir. Aşağıdaki yöntemlerden hangisi göz yaşartıcı kimyasal maddeleri yayılma yöntemlerinden birisi değildir? Damlama ile yayma tabii ki değildir. Adana seçeneği doğru cevap. 82. soruya bakalım. Başkentin en büyük AVM'lerinden birisinin kapalı alanında aniden başlayan yangın nedeniyle aşırı paniğe kapılmış grubun yön verme nokta nokta çünkü nokta nokta cümlesinde boş bırakılan yere ne gelir? Tabii gruba yön verme çok zordur.
Çünkü panik, korku ve bilgisizliğin ortaya çıkardığı bir şuursuzluk bir harekettir. Değil mi? Cevap Edirne seçeneği doğru cevap. 83. sorumuza bakalım. Verdiği kararlar nedeniyle hakemlere yapılan itirazlar sonucu sık sık ara verilen ve rakip takımın galip gelmesiyle sona eren basketbol final müsabakasında görev yapan güvenlik görevlileri maç sonunda hakemleri kapalı spor salonundan çıkarırken fiziki saldırı ve yabancı maddelerden en iyi şekilde korumak için hangi düzen veya düzenler kullanmalıdırlar? Tabii ki çember düzeni, değil mi? Çember ve çatı düzenini kullanabilirler. Evet. Çember ve çatı. Evet. Düzeni 84. sorumuza geçebiliriz arkadaşlar. 84. sorumuz şöyle. Stadyumda maç esnasında aniden tribünden atlayarak saha içerisine giren fanatik bir taraftara bu maçta görevli özel güvenlik görevlisi ne yapmalı? Tabii ki derhal sahadan çıkarması gerekir. Yeteri kadar kuvvetle gidip şahsı yakalayıp derhal sahadan çıkarmaları gerekiyor. Evet, cevap Adana seçeneğidir. Hemen 85. sorumuza geçebiliriz. 85. sorumuz. Kalabalık oluşumlarında toplumun huzurunu sağlaması için güvenlik görevlilerinin alacağı tedbirlerle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Toplumsal tepkilerden daha çok bireysel tepki önemlidir ve bunun için daha fazla güvenlik tedbiri alınması gerekiyor. Denizli seçeneği doğru cevap. Taraflar arasındaki çatışmayı önlemede kullanılan en öne etkili yöntemlerden birisi uzlaşma, diğer adıyla kazan kazan yöntemidir. Aşağıdakilerden hangisi bu yönteme uygun olan yaklaşım tarzıdır? Hem benim isteklerimi hem de senin isteklerini karşılayacak bir çözüm bulalım yöntemidir. Evet. Cevap Adana seçeneğidir. 87. sorumuz aşağıdakilerden hangisi yasa dışı toplumsal olaylarda eylemcilerin güvenlik güçlerine karşı uyguladıkları eylem taktikleri arasında yer almaz? Güvenlik görevlileriyle olumlu diyalog kurarak alanın kendilerine terk edilmesini sağlama, propaganda yapma. Cevap Edirne seçeneğidir. 88. sorumuza hemen geçelim. 88. sorumuz. İki araçlı koruma düzeninde aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Her iki araç seyir halindeyken tehdit algılama durumlarına göre yerlerini asla değiştirmezler. Kesinlikle değiştirmeleri gerekiyor. Evet. Bursa seçeneği doğru cevap. 89. soruya geçelim. Korunacak kişinin konutunda nokta nöbeti ifa edilmesi ve konut yakınında motorlu devriye ile sağlanacak devamlı koruma tedbiri aşağıdakilerden hangisidir? Konut koruma. Evet. Yine daha önceki sınavlarda defalarca çıkan soru. Evet, Denizli seçeneği doğru cevap. 90. sorumuz. Özel güvenlik görevlilerinin koruma ve güvenliğini sağladıkları kişilerin bulunduğu alanlara girmek isteyenleri duyarlı kapıdan geçirme işlemi kolluğun hangi yetkisini ifade eder? Tabii ki duyarlı kapıdan ne yapıyoruz arkadaşlar? Arama yapıyoruz, değil mi? Edirne seçeneği doğru cevap. 91. sorumuz. Patlayıcı maddelerin terör amaçlı kullanılma nedenlerini sıraladığımızda aşağıdakilerden hangisini söylemek doğru olmaz? Güven ve emniyet hissi oluşturması patlayıcı, bakın terör, değil mi? Patlayıcı maddelerin terör amaçlı
kullanılma nedenini sıraladığımızda kesinlikle güven ve emniyet hissi oluşturmaz. Denizli seçeneği doğru cevap. 92 tek kişilik korumaya oranla biraz daha güvenli olan ikilik korumada paylaşılan sorumluluk alanı kaç derecedir? Tabii ki 180 derecedir. Ceyhan seçeneği doğru cevap. Evet, artık son sorulara doğru geliyoruz arkadaşlar. ...93. sorumuz. A grubu 24 Nisan 2022 sınav sorularını çözüyoruz. Koruma Hizmetleri Yönetmeliği kapsamında korunma ihtiyacı duyan kişiler koruma taleplerini merkezde hangi bakanlığa başvurarak iletirler? Tabii ki İçişleri Bakanlığı'na iletmeleri gerekiyor. Yıldızlı sınav soruları, daha önceki sınavlarda çıkan soru. Aşağıdaki ifadelerden hangisi yakın koruma görevi yapan özel güvenlik görevlilerinde bulunması gereken özelliklerden birisi değildir? Askerlik hizmetini mutlaka tamamlamış olmaları değildir arkadaşlar. Cevap Denizli seçeneği. 95. sorumuza bakalım. Evet. Aşağıdakilerden hangisi yakın koruma ekibi içerisinde bulunan görevlilerden değildir? Bakın bu soruda defalarca çıktı. 95. soru da bakın. Defalarca çıktı. Yıldızlı sınav sorudan sürücüler, ekip amiri, koruma görevlileri bunlar bakın yakın koruma ekibi içerisinde vardır ama sağlık görevlileri yoktur. Evet. Edirne seçeneği. 96. soru, koruma çemberi kaç halkadan oluşur? Koruma çemberi 3 halkadan oluşur, değil mi? Cevap yine Ceyhan seçeneği, daha önce sınavlarda çıkan soru. 97. Aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik görevlisinin görev ve yetkilerinden birisidir? Bakın, suçları araştırma, telefon dinleme, teknik takip, parmak izi alma, bunlar kesinlikle özel güvenlik görevlileri yetkisi değildir ama genel kolluk olaya el koyuncaya kadar delilleri muhafaza altına almak özel güvenlik görevlilerinin görevidir. Denizli seçeneği doğru cevap. 98. sorumuz, özel güvenliğin görev yaptığı mezarlığa belirli bir süre için genel kolluk takviye olarak görev alır. Bu durumda sevk ve idare yetkisini kullanacak olan makam hangisidir? Tabii ki genel kolluk amiridir. Cevap Ceyhan seçeneği. Bakın bu sorular arkadaşlar daha önceki sınavlarda çıkmış sınav soruları. Dikkatli çözerseniz birebir olduğunu görürsünüz arkadaşlar. Artık son iki sorumuz arkadaşlar. 99. soru ve 100. sorumuz kaldı. Genel kolluk ve özel güvenlik görevlilerinin etkin bir işbirliği ve koordinasyonunu amaç edinen örnek proje Kaan'dır, değil mi? Evet, cevap Adana seçeneğidir. Son sorumuz 100. soru. Spor müsabakalarının yapılacağı spor alanlarında genel kolluğun gözetim ve denetiminde özel güvenlik görevlilerince yapılan üst aramasında kimden yazılı izin alınır? Tabii ki mülki amirden yazılı izin alınır. Bursa seçeneği doğru cevap. Evet arkadaşlar, silahsız adaylar için test bitmiştir. Cevaplarınızı kontrol edelim. 1'den 50'ye kadar birinci videoda, 51'den 100'üncüye kadar da İkinci bölümde bakabilirsiniz. Sınavlara giren arkadaşlara başarılar diliyorum. 84. dönemden 97. döneme kadar atmış olduğum tüm soruları ve üyelere özel soruları ve konuları da dikkatli bir şekilde mesajlar bölümündeki konulara da arkadaşlar bakarsanız %100 sınavda başarı elde edeceksiniz. Hepinize tekrar başarılar diliyorum. Silah bilgisi sorularında görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.